Cumhuriyet ve kavir rakı. Sur'da aylarca süren abluka ve çatışmalı ortamın ardından belli noktalarda sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Operasyonlar sona erdiği açıklanmıştı ancak yine aylardır sur kapalıydı. İçeride operasyon yoktu belki ama temizlik yapıldı söyleniyordu ve bu yüzden de valilik tarafından yasaklanmıştı giriş çıkışlar. Hiçbir şekilde içeriden ne olup ne bittiğine dair de bir görüntü bugün çıkmamıştı ama bugünlerde Sur'da bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı da kaldırıldı. Ve biz şimdi Savaş Mahallesi'ndeyiz. Savaş Mahallesi'nde karşımızda duran yer Hasırlı Mahallesi. Hasırlı Mahallesi Sur'un en yoğun yapılarının, eski yapılarının, tarihi yapılarının olduğu noktalardan bir tanesi aynı zamanda. Orada gördüğümüz Fırat Topal kadrajından görüyoruz. Bu görünen noktada daha önce sıklıkla yapıların olduğu, daha sonra bu temizlik kapsamında da buranın adeta yerle bir edildiğini de görmüş oluyoruz. Şu an Savaş Mahallesi'ndeyiz. Savaş Mahallesi'nde bir binanın üst katındayız, terasındayız. Karşımızda Hasırlı Mahallesi'nin en net gördüğümüz alanlardan bir tanesi. Aynı zamanda buraya da çok sayıda yurttaş aylar sonra evlerini bulabilmek, evlerini durumunu görebilmek için de bölgelerine alınmadığı için de bu terasa çıkıyor. Şimdi gösterelim terası. Fırat Topal gösterecek. Yurttaşlar burada aynı zamanda zarar gören evlerini aylar sonra ilk defa görmek için buradalar. Şimdi biz onlara mikrofon da uzatalım. Onların duygularını da alalım. Burada iki tane kadın evini gösteriyor. Ağıtlar yakıyor. Şimdi ne olduğunu, onların düşüncelerini, onların hislerini bir almış olalım. Merhaba. Ya siz burada evinizi arıyorsunuz herhalde. Evinizi bakacağım. Nerede? Bak evimiz, bak bir sağa bak oradadır. Peki önce nasıl bir durumdaydı, şimdi nasıl bir durumdaydı? Ya bak senin durumu baktı, bak nasıldır. Hepsi yıkılmış. Hepsi yandırdı. Biz perişan olduk. Bizim her şeyimiz içeride kaldı. Biz ne bir şey var, ne hani ne yapayım. Bak bizim çocuklara ada pazara gitti. Bizim paramız içeride kalmıştır. 8 milyar o bir 1500 dolar. O bir de bir saat. Eşyamız hepsi içeride kalmıştır. Bak kaç kişidir, biz 8 kişidir. 2-3 evimiz hepsi yandı, hepsi yıkadı. Önceden burada evler vardı değil mi? He, evimiz bakın şimdi oradadır, vardır, göster yani belli etti. Ama içinde bir şey kalmış kalmamış bilmiyor. Siz giremiyorsunuz değil mi? Yok hiç, bak 8 aydır. Bizi... İlk defa görüyorsunuz. Yok hiç, biz görmemiş, ilk defa bugün gördüm. Sana soralım, sen burada Sur'da yaşıyorsun. Evet tabii, aşağı tarafta yaşıyorum. Biz mesela burayı bir anlatır mısın bizim izleyicilerine? Yani daha önce nasıl bir manzara vardı, şimdi sen ne görüyorsun? Sokaklara 3 kişi birden yürüyemezdi.